Herkese merhabalar. Enermak Enerji Firması'ndan ben Görkem Güzey. Satış ve İş Geliştirme Departmanı'ndayım. Bugün size Alman Sevel Firması'nın üretmiş olduğu Multitek serisinin tanıtımını yapacağım. Multitek serisi 540 ve 545 olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genellikle 540 ve 545 biyogaz tesisleri, atık su atma tesisleri ve çöp gazı tesislerinde gaz analizi amacıyla kullanılmaktadır. Multitek 540 ve 545'i birbirinden ayıran özellik H2S yani hidrojen sülfür seviyesinin ölçüm aralığıdır. Multitek 540'da 0.2000 ppm iken Multitek 545'te bu 0.5000 ppm'dir. Toplamda 5 adet gazın ölçümü yapılmaktadır. Hidrojen sülfür, metan, oksijen, karbondioksit ve karbonmonoksit olmak üzere toplamda gaz analiz cihazıyla 5 tane gazın ölçümünü yapabilmektesiniz. Genellikle Multitek 540 ve 545 serisi sahada personel tarafından ölçüm istenen bölgelerde elle portable olarak dolaşarak operatör tarafından kullanılır. Bu gibi cihazların kullanımında genellikle sonraki seviyelerde eğer ki cihazın kullanımındaki talimatlara dikkat edilmez gelen gaz oldukça zararlı bir gaz olduğu için cihazda belli başlı problemler meydana gelmektedir. Bu problemlerin önüne geçmek için farklı aparatlarımız mevcuttur. Boru tipine bağlı olmak üzere bazı yerlerde diyelim ki hattınızdaki manşon oldukça geniş. Bu aparatı borunun iç kısmına ortalayacak şekilde sokarak alandan ölçüm alabiliyorsunuz. Veya oradaki manşon oldukça geniş değilse, ufak bir manşon kısmı varsa direkt gaz hattının üstünden ölçüm alabiliyorsunuz. Ölçüm alırken dikkat etmeniz gereken noktalar buradaki şeffaf hortumun renginin değişmesiyle alakalı. Eğer ki burada siyah bir oluşum varsa gaz hattınız oldukça pistir ve dikkat etmeniz gerekiyordur her ölçüm aldığınızda. Çünkü cihaza zararlı herhangi bir bakteri gelebilir veya işte pislikler gelebilir ve aynı zamanda eğer ki bunun içerisindeki renk sararma varsa gaz oldukça nemlidir. Dikkat etmeniz gereken nokta çok nemli olan yerlerde genellikle en büyük sıkıntı sonradan oluşmaktadır. Çünkü cihaz içerisinde su çekmekte. Ne kadar hidrofobik filtre kullansanız da bu ileride problem yaratmaktadır. Bunun önüne geçmek için de mobil cooler cihazımızı önermekteyiz. Mobil cooler cihazı Multitek'le beraber kullanılır. Buradaki ana hedef ölçüm aldığınız noktada diyelim ki hattınız oldukça nemli ve pis bir hattınız var. Bu durumda siz gazı cihaza temiz şekilde göndermeniz gerekir. Aksi takdirde cihazın kalibrasyonu bozulur. Ölçümü genellikle farklı veriler vermeye başlar. Diyelim ki anakartında problemler meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için hattınızdan almış olduğunuz ölçümü ilk hortumla mobil cooler'a bağlıyorsunuz. Mobil cooler'dan yani buradan soğutucudan geçen gaz yoğunluğunu kaybeder. Kaybettikten sonra soğutucu filtreye gelir. Ondan sonraki aşamada cihazın bağlantısı yani hidrofobik filtre buradaki hortum ana cihaza bağlanır. Yani siz burada ham gaz alıyorsunuz. Yoğunluğunu kaybettiriyorsunuz. Belki ısısını düşürebiliyorsunuz. Aynı zamanda yoğuşmasını sağlıyorsunuz. Nemden uzaklaştırıyorsunuz ve cihaza temiz gazı giriş yapmasını sağlıyorsunuz. Bu gibi durumda cihazın ömrü de artmaktadır. Genelde bu tip cihazlarda kullanıma bağlı olarak 6 ay ya da 1 senelik kalibrasyon periyotları vardır. Bu kalibrasyon periyotları zaten cihazın ana ekranında eğer ki cihaz kalibrasyona ihtiyacı varsa ekran üzerinde bu bir uyarı olarak verir. Genelde 8 saat sahada kullanım ömrü vardır. Cihazınızın hakkında bilgi almak istediğinizde, daha önceden böyle bir cihaz kullanmadığınızda cihazın arka kısmında modeli, hangi sensörler bulunduğu ve hangi amaçla kullanmak istediğiniz, yani burada analizör, bu bir analizör cihazı. Yani siz bununla hat üzerinden ölçüm alabilirsiniz. Burada hepsi belirtilmektedir. Ayrıca cihazın seri numarası, üretim yılı gibi bilgilerin hepsine cihazın arka kısmından bilgi sahibi olabilirsiniz. Multitek'in ayrıca farklı bir özelliği daha var. Eğer ki bir Multitek'iniz varsa ileride bunu sabit bir sisteme çevirmek istiyorsanız Multitek 545 veya 540 modeliyle biyokontrol anünitesini birleştirerek bunu sonradan sabit bir sisteme çevirebiliyorsunuz.